İkinci oturumumuzda üç değerli hocamız tebliğlerini sunacak. Üçüncü oturumun başkanı Profesör Doktor Mahmut Hakkı Akın hocamız olacak. Kısaca kendisini tanıttıktan sonra kürsüye davet edeceğim. Profesör Doktor Mahmut Hakkı Akın 1981 yılında Karaman'da doğdu. 2003 yılında Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünden mezun oldu. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Ana Bilim Dalı'nda 2005 yılında yüksek lisansını ve 2009 yılında doktorasını tamamladı. Sosyoloji alanında 2013 yılında doçent, 2018 yılında profesör ünvanlarını aldı. Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Marmara Üniversitesi'nde akademisyen olarak çalıştı. Halen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesidir. Türk modernleşmesi, siyaset sosyolojisi, sosyal teori, Türk siyasal hayatı, İslamcılık ve muhafazakarlık konularında çalışmaya devam etmektedir. Mahmut Hakkı Akın hocamızı ikinci oturumu yönetmek üzere sahneye davet ediyorum. İkinci oturumunda Abdullah Temizkan, Cevdet Sayı'ya göre Kur'an'da bilimsel ve toplumsal değişim, Murat Çelik, Cevdet Sayı'da toplumsal değişim ve şiddet ilişkisi, Elif Ertürk hanımefendi ise modern İslam düşüncesinin evrilmesinde Cevdet Sayı örneği başlıklı tebliğini bizlere sunacak. İstifadesi bol bir oturum olması dileğiyle sözü hocama devrediyorum. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. Çalışıyor herhalde. Peki hepinizi saygıyla selamlıyorum. İkinci oturumun da hayra vesile olmasını temenni ediyorum. Bir önceki oturumda gerçekten çok ufuk açıcı tebliğler sunuldu. Cevdet Said düşüncesiyle ilgili, şahsıyla da ilgili birçok bilgiye ulaşma imkanını bulduk. Açıkçası eserlerini okumuş biri olmama rağmen yeni sorular benim kafamda da şekillendi. Önemli olan da bu tür programlarda zaten bu. Bu da ben bir meseleye vurgu yapmak istiyorum. Cevdet Said'i anlama çabasının, ki bütün anlama çabalarının kendisi zaten ahlaki olmak durumunda. Eğer reaksiyonlara dayalı sadece yargılamadan ibaret tavırlardan, tutumlardan bahsedecek olursak, bunların ahlaki zemininin boş olduğunu düşünüyorum. Cevdet Said'le ilgili olarak da, rahmetlinin belli konulardaki bazı sorularının, üzerinde durduğu meselelerin ve bunlara bağlı olarak geliştirdiği görüşlerin derinlemesine bir düşünce sistematiğinin içerisinde anlaşılmasıyla ilgili bir vebal üstümüzde. Bu nedenle bir ahlaki çabadan bahsetmek gerekiyor. Kısaca, oturum başkanlarının çok sunum yapması hoş bir şey değildir. Hocalarımızı, çalışan hocalarımızı sağ olsunlar dinleyeceğiz. Sadece şuna vurgu yapmak istiyorum. Cevdet Said'in de çok etkilendiği Malik bin Nebi'nin medeniyet vurgusunda, ki Cevdet Said'de de takip edebildiğimiz için buraya aldım. Eşya şahıs despotizmi diye Malik bin Nebi'ye ait bir kavram vardır. Bunun karşısında da fikir ve kavram diye bir üst bilinç aşaması vardır. Eşya şahıs daha dünyayla ilişkimizin sınırında kalan durumu ifade eder. Fikir ve kavram ise bundan daha üst bir yükselişi kendi içerisinde barındırır. Rahmetli Malik bin Nebi buna dünyevi olan ile dini olanın çatışmasıdır diye bir tanım yapmış ve buna bağlı olarak da eşya şahıs despotizminde kalan anlama çabasına da dolayısıyla ulaşmayacak, kavramları tartışamayacak bir aşamanın daima cahiliye üreteceğini söylüyor. Bu nedenle kullanılan kavramlar, fikirler muhakkak surette katılmasak dahi anlamayla ilgili ahlaki zemini kaybetmemek ve konuşabilmenin, ötekine saygı duyabilmenin sınırında kalmayla ilgili
Cevdet Said'in gerçekten bize bir yol göstericiliği söz konusu, bir açılış anlamında bunu belirtmek istedim. Ben konuşmacı hocalarımızı davet etmek istiyorum. Listede Abdullah Temizkan Hoca var ama eğer vakit kalırsa dahil olacak. Bu nedenle Elif Ertürk hocamız ve Murat Çelik hocamızı sunumlarını yapmak üzere davet ediyorum. Şimdi her iki hocamız da ilahiyat alanında. Elif Hanım Konya'da Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde, Murat Bey de Sakarya Üniversitesi'nde Cevdet Said düşüncesi üzerine yüksek lisans tezleri hazırladılar. Elif Hanım'a öncelikle sözü vereceğim. Modern İslam düşüncesinin evrilmesinde Cevdet Said örneği. Hocam buyurun, sizi dinleyelim, istifade edelim inşallah. Çok değerli hocalarım, çok değerli hocalarım ve misafirler. Öncelikle bu paneli düzenleyen ve emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Çok değerli hocam Cevdet Said'e Allah'tan rahmet diliyorum. Makamı âli, ruhu şad olsun. Kendisinin fikirleriyle 2014 yılında tanıştım. İnşallah bugün burada Cevdet Said hocamızın cihat ve demokrasi hakkındaki görüşlerini değerlendirmeye çalışacağım. Cevdet Said eserlerinde, sohbet ve söyleşilerinde İslam dünyasının değişime ihtiyacı olduğunu sıkça dile getirmiştir. Bugün İslam aleminin içinde bulunduğu çelişik ve buhranlı durumdan ancak zihin dünyalarını değiştirerek kurtulabileceklerini düşünmektedir. Çünkü davranışlarımız zihin dünyalarımızın bir sonucudur. Hocalarımızın da belirttiği gibi krizler, savaşlar fikir dünyasının bir sonucudur. Mütefekkire göre Müslümanların bugün zihin dünyalarındaki yanlış düşüncelerinden bir tanesi de cihat kavramıdır. Cevdet Said Müslümanların cihat kavramını Kur'an eksenli bakmamalarından dolayı eleştirmektedir. Müslümanlar bugün içinde bulunduğu ortamda kılıcı kalemden üstün tuttuklarından dolayı cihat kavramını ya eksik anlamaktadırlar ya da yanlış değerlendirmektedirler. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman cihat kavramının çabalamak, uğraşmak, engelleri aşmak anlamına geldiğini görüyoruz. Ancak İslam geleneğinde cihat kavramı daha ziyadesiyle şiddet ya da yani şiddet ile özdeşmiş olduğunu değerlendiriyoruz. Öncelikle şunu belirtmek isterim. Cevdet Said'in cihat anlayışını doğru değerlendirebilmemiz için İslami toplumun yapılanması fikrini çok iyi anlamamız gerekiyor. Çünkü bu görüşünü anlamadığımız zaman Cevdet Said'in cihatla ilgili görüşlerinde çok fazla çelişik durum hani ortaya çıkıyor gibi geliyor ve itirazlar oluyor. İslami toplumun yapılanması mütefekkire göre ancak geçmiş peygamberlerin adımlarını takip ederek olur. Geçmiş peygamberler sadece İslami toplumun yapılanmasında tebliğ metodunu esas almışlardır. Hazreti Peygamber 13 yıl boyunca Mekke'li müşriklerin hem sözlü hem fiili saldırılarına maruz kalmıştır. Bu dönem zarfında yani bu süre zarfında ne Müslümanlar ne de Peygamberimiz hiçbir şekilde şiddete başvurmamış. Tam aksine sadece Kur'an-ı Kerim'e cihat vermiştir. Yani şiddet eğiliminde hiçbir şekilde görmüyoruz Mekke döneminde. Mekke dönemine baktığımız zaman tebliğ metoduyla, bunu özellikle belirtiyorum, tebliğ metoduyla şiddetten uzak bir şekilde İslami toplum yapılanmaya başlamış, İslami değerlere boyun eğilmiş, Medine dönemine geçtiğimizde bir İslam devleti görüyoruz ve gerekli görüldüğü için, birazdan konuyu ele alacağız, şartlar meydana geldiği için farz olan cihat, yani fiili saldırı dediğimiz, Müslümanların kendi canlarını ve inançlarını korumak için olan cihat farz kılınmıştır. Mütefekküre göre Müslümanların cihat etmesinde iki şart vardır. Yani iki şart meydana gelmeden kesinlikle savaşmak dediğimiz konu gündeme gelemez. Birincisi, Müslüman cihat edilecek kimselerin Müslümanları haksız yere öldürmesi, saldırması. İkincisi de Müslümanları yine İslam dünyasındaki Müslümanların düşüncelerinden dolayı nasıl diyeyim yurtlarından çıkarmaları, tehcir etmeleri. Cevdet Said bu iki şarttan birinin ya da ikisinin gündeme gelmesi durumunda
Müslümanların inançlarını ve canlarını korumak için savaşmaları gerektiğini söylemektedir. Şimdi düşünürün cihat hakkındaki düşüncelerine şöyle bir sonuç çıkartabiliriz. Bir, İslami toplum oluşacak ve İslami toplum kesinlikle tebliğ metoduyla oluşacak. Daha sonra bu cihat şartı dediğimiz iki şarttan birisi ya da ikisi gündeme geldiğinde Müslümanlar kendini savunmak için cihat edebileceklerdir. Cevdet Said'in eserlerinde, söyleşi ve sohbetlerinde bu şartların dışında şu görüşlerinde inceleyebiliriz. Bugün artık savaş döneminin bittiğini, tankları ve bombaların üretiminin gereksiz olduğunu, silahlanmanın ya da silah üretiminin put almayla eş değer olduğunu, insanların silahla ya da fiziksel güçle güçlü olmadığını, akıllarıyla güçlü olduğunu söylemektedir. Savaşmak yerine insanların düşüncelerini kontrol etmeli ya da daha farklı alternatifler geliştirmeliyiz konusunda önermelerde bulunmaktadır bize. Şimdi Cevdet Said'in bu konudaki fikirlerini kesinlikle yaşadığı toplumdan bağımsız düşünemeyiz. Çünkü Cevdet Said, Orta Doğu'nun coğrafi, sosyal ve siyasal yapısını içinde yaşayarak tahmin eden ve özellikle bu silahlanmanın ve fiziksel güçlerin Müslümanlara zararı olduğunu savunan bir kimsedir. Müslümanlar satın aldıkları silahları maalesef düşmanlarına değil birbirlerine kullanmaktadırlar ve bu birbirlerine kullanmanın sonucunda İslam ülkelerinde hem bireysel hem de toplumsal olarak dönüşü olmayan zararlar meydana getirmektedirler. Düşünür özellikle bu konudaki fikirlerini savunma amacında şu örneği verir. Körfez Savaşı'nda Irak ve İran, savaş içinde olan Irak ve İran'a 30'a yakın ülke silah satmıştır. Ve bunun sonucunda şunu görüyor Cevdet Said. Bu silah, yani buna silahlara harcanan, fiziksel güce harcanan para ile, maddiyat ile ümmetin birçok kaynağı heba edilmiş ve bu savaşlardan hiçbir sonuç elde edilememiştir diyor. Son olarak Cevdet Said şu konu üzerinde yani detaylı bir şekilde duruyor cihat kavramında. Kur'an ve sünneti referans alarak bugün Allah'ın yasalarını uyguladıklarını söyleyen ve masum insanları katleden DAEŞ ve IŞİD'in yapmış olduğu durumun kesinlikle Kur'an-ı Kerim'deki cihat anlayışıyla bir ilgisinin olmadığını, tam aksine bu yanlış düşünce, yanlış zihin ürünü olan davranışların İslam'ın barış, huzur, esenlik mesajına gölge düşürdüğünü bildiriyor. Ve Cevdet Said'de şunu görüyoruz. Cevdet Said, kalemle, ilimle yapılan cihadın silahla, kılıçla yapılan cihattan çok daha sabır istediğini ve çok daha etkili olduğunu ve kesinlikle İslam ülkelerinin silahla değil, ilimle yapılan cihatla beraber aydınlığa, feraha, huzura kavuşacaklarını ve problemlerinden kurtulacaklarını temenni ediyor, inanıyor ve savunuyor. Said'in demokrasi hakkındaki görüşlerini incelediğimiz zaman yine cihat hakkındaki görüşlerinden bağımsız olmadığını görüyoruz. İslam ülkelerinin yönetim biçimi olarak demokrasiyi benimsemediklerini ve bundan dolayı da özellikle Orta Doğu ülkelerinin iktidar mücadelesi sonucunda iç savaş yaşadıklarını ve bu iç savaşın Müslümanları zayıfladık parçalanmasına sebep olduğunu, bundan dolayı da İslam ülkelerinin birçoğunun dış ülkelere bağımlı olduğunu söylüyor. İnsanın bu asırda gerçekleştirdiği en büyük icadın demokrasi olduğunu savunan Said şunu da söylüyor. Evet, bu dönemde en büyük icat demokrasidir ama çok büyük bir problem var ki bu icadı Müslümanlar kullanmıyor. Ve bunu çok büyük bir problem olarak değerlendiriyor, bir sorun olarak ele alıyor. Said'in demokrasi hakkındaki görüşlerini şu şekilde formüle ediyor. Bakara suresinin 256. ayetinde La ikrah fitliğin, yani dinde zorlama yoktur, doğruluk eğrilikten ayrılmıştır ayetini, siyasette zorlama yoktur, doğruluk eğrilikten ayrılmıştır sözüne uyarlayarak açıklık getirmeye çalışıyor. Yani bu sözüyle şunu açıklamaya çalışıyor, zorlamanın, baskının, adaletli bir seçimin olmadığı hiçbir yerde demokrasi ve huzur olmayacaktır. Sadece siyasette değil, dinde, evlilikte, bireysel ve toplumsal hiçbir alanda baskının ve zorlamanın olmaması gerektiğini savunuyor Cevdet Said. Düşünüre göre bugün demokrasiyi yermek yerine, aşağılamak yerine onun eksik yönlerini tamamlamamız gerekiyor ki bugün Avrupa devletlerini birleştiren tek unsurun demokrasi olduğunu söylüyor. Demokrasiyi benimseyen herhangi bir İslam ülkesinin diğer ülkeler adına bir maya pozisyonda olacağını ve bunun çok kıymetli olduğunu dile getiriyor. Demokrasiye ilahi semavi bir problem olarak bakmıyor düşünürümüz. Demokrasinin misyonlarını insana zulmeden, despotluk yapan,
beşeri tanrıların ortadan kaldırması olarak görüyor ki şöyle diyor, siyasette insanlar birbirlerine tapmamalılar. Eğer siyasette birbirimize kulluk yapıyorsak bu dinde Allah'a şirk koşmaktır ki bu affedilemez bir şey. Cevdet Seyit'in demokrasi, Batı, Avrupa Birliği hakkındaki görüşlerinde şunu görüyoruz. Önemli, doğru olanları takdir ediyor ancak yanlış olanları da kesinlikle eserlerinde, söyleşilerinde ve sohbetlerinde eleştirmekten çekinmiyor. Özellikle Batı'nın demokrasisini çifte standart uyguladığını söylüyor. Batı demokrasisini kendi ülkesinde en hassas noktalarda uygularken kendi sınırları dışında olan halklara ve özellikle Orta Doğu ülkelerine karşı bu hassasiyeti göstermiyor. Bugün kendini süper güç olarak ilan eden ve dünyada bunu kabul ettirmeye çalışan Amerika Birleşik Devletleri'nin, İslam ülkeleri, özellikle Orta Doğu ülkelerinin kesinlikle demokrasiye geçmemesini istediğini, bunun için de Orta Doğu'daki liderlere, yani despot liderlerden bahsediyor bu konuda, her türlü yardımı yaptığını ve bu ülkeleri kuşattığını dile getiriyor. Seyit demokratik bir yönetimi, yani Cevdet Seyit'le demokrasi nedir dediğimiz zaman cevabı şöyle oluyor. Demokrasi hem teoride hem pratikte, hem devlet sınırları içerisinde hem devlet sınırları dışarısında olması gerekiyor diyor. Batılılar gibi çifte standart uygulanmamalı. Hak ve adalet zemin üzerinde olmalı. Bir ülke kendi sınırları içerisinde demokrasiyi uygularken başka ülkelere de bunu layık görmeli. Yoksa bununla da demokrasi olmaz diyor. Daha önceki değerli hocalarımın konuşmalarında da paylaştığı gibi özellikle bunu Malik bin Nebi'den oluyordu söyleyeceğim sözü. Demokrasinin halk şuurunda gerçekleşmesi gerektiğini söylüyor ki Malik bin Nebi şöyle diyor, yani şu görüşü savunuyor eserlerinde. Bugün demokratikleşme iktidarın halkın eline geçmesi demek değildir. Demokratikleşme toplumda, bireyde, zihin dünyasında başlar diyor. Halkın bunu kendisine hazır hissetmesi lazım, bunu kabul etmesi lazım ki bir demokrasiden söz edebilelim diyor. Sait'in Avrupa Birliği'ni küçümseyen, Batı'yı küçümseyen Müslümanları çok eleştiriyor. Şöyle diyor, 27 farklı Avrupa ülkesi bir araya gelerek bir birlik oluşturabilirken neden 23 ülkeye sahip olup aynı dili konuşan, aynı inanca sahip olan İslam dünyası neden bir birlik oluşturamıyor diye bir soru soruyor ve Müslümanların bu konuda eleştirel bir düşünceye sahip olmasını istiyor. Günümüzde iki devlet dahi olsa bir araya gelmesi, hak ve adalet zemini üzerinde, demokrasi üzerinde birleşmesi gerektiğini söylüyor. Hatta Seyit daha da ileriye giderek diyor ki, öyle bir demokrasiye sahip olmalı ve öyle bir birliğe sahip olmalıyız ki, çifte standart uygulayan, kendilerinde demokrasiyi çok iyi uygulayan ama dış ülkelere uygulamayan Batılılara dair bu konuda bir ders vermeliyiz diyor. Sözlerimi şöyle tamamlamak istiyorum. Cevdet Seyit, Orta Doğu coğrafyasında yaşayan, iş savaşlarının, iktidar mücadelelerinin neden ve sonuçlarının yakından şahitlik eden, Orta Doğu'nun son yüzyılda hem iç savaşla hem dış güçlerle mücadelesi sonucunda düştüğü duruma yakından şahitlik eden bir insan olarak demokrasi fikrinin tam gündemine kesinlikle baskıdan, zulümden, despotluktan uzak durulması gerektiğini söylüyor. İslam ülkelerinin demokrasiyi benimsemeleri ve Avrupa Birliği gibi İslam ülkelerinin birleşip bir birlik oluşturmaları gerektiğini en acil reçete olarak değerlendiriyor. Son olarak Cevdet Seyit gelecekten ümitli olduğunu, genç nesillerden ümitli olduğunu bildiriyor. Son zamanda yaşanan, yani yakın bir zamanda yaşanan bu Mavi Marmara olayının İslam ülkeleri açısından bir uyanış olduğunu ve İslam ülkelerinin özellikle Arap dünyasının yakında bir değişime gireceğini ve bu değişimin olumlu sonuçlarını hepimizin göreceğini temenni ediyor ve inanıyor. Cevdet Seyit'in bu görüşüne cani yürekten tüm hissiyatlarımla inşallah diyorum. Son olarak bir ayet pasajıyla bitirmek istiyorum. İlk emrimiz olan İkra ismi Rabbikellezi halak, oku yaradan Rabbinin adını. Ben öğrencilerime de hep söylerim. Müzzemmil'in ilk pasajıyla okuyun gençler bunu söylerim. Ya eyyühel muzzemmil, kumil leyle illa kalila, nisfehu emin usminhu kalila, evzid aleyhi varattilel Kur'ane tertila, nisfehu emin usminhu kalila. Ey sorumluluk yüklenen kişi, gecenin bir kısmında kalk, yarısında ya da biraz eksit. Kur'an'ı anlaya anlaya, için için yavaş yavaş oku. Çünkü biz sana sorumluluğu ağır bir kitap gönderdik.
Okumak sorumluluk ister, anlamak masraflı bir iş. Umarım hakkıyla okuyan, okuduklarını anlayan, Allah'ın rızası doğrultusunda amelle uğraşan ve Cevdet Seyit'in bu güzel dileklerini çok yakın zamanda göreceğimiz bir dünya diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben de Elif Hanım'a teşekkür ediyorum. Gayet derli, toplu, meramını anlatan bir sunum oldu sağ olsun. Çok da dağılmadan, odakları da gayet iyi seçilmiş bir tebliğ oldu. Aslında benzer bir yeri tamamlamış olduk açılıştakiyle. Cevdet Said sloganlarla ilgili bir adam değil. Yani sadece sloganlar, slogandan zaten düşünce çıkmaz ama reaksiyon çıkar. Onun ötesinde bir isim. Allah rahmet eylesin. Dolayısıyla bu kavramlarla ilgili olarak da ani reaksiyoner tepki vermek yerine mesela demokrasiyi savunmak, bugünkü dünya sistemini sürdüren rejimi bütünüyle kabul etmek anlamında değil. Yeni bir tanım yapabilme aynı zamanda. O kavram tamamen ortadan kalksın, yerine başka bir şey ikame edelimden ziyade kendi içeriğini nasıl doldurduğuyla alakalı bir kaygıyı da en azından ahlaki olarak paylaşmamız gerekiyordu. Hocamızın vurgularından biri de bu şiddet meselesi. Tabii bu çokça tartışılan bir konuydu. Haklı olarak, öncelikli olarak cihat kavramının içeriğinin bugünkü dünyada özellikle İslamofobi için araçsallaştırılan bu anlamının bir ayna tutmak da gerekiyor. Elbette burada yine batıdaki ikiyüzlülüğü bir kenara bırakmak mümkün değil ama bir tarafıyla da Müslümanlar içerisinde ki bütün dünyada sadece Müslümanlar kalsa acaba dünyaya daha iyi bir dünya alternatifi sunabiliyor mu? Bu soruyu da kendi kendimize sormamız ve bunlar üzerine daha derin düşünmemiz gerekiyor. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Evet. Şimdi de Murat Çelik hocamızı dinleyeceğiz. Cevdet Said'de toplumsal değişim ve şiddet ilişkisi. Hocam buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Bir basın hocam şunu. Bismillahirrahmanirrahim. Özellikle bugün paneli tertip eden Kafkas Vakfı'na, Üsküdar Belediyesi'ne, emeği geçen hocalarıma, genel başkanımıza hepsine çok teşekkür ediyorum. Böyle bir panel düzenlediği için bizleri bu panele davet ettikleri için. Biz danışman hocamla beraber Cevdet Said'i çalışmak, onun fikirlerini incelemek için karar verdiğimizde ben tabii okumaya başladım. Üstadım. Okuduğum zaman iki temel başlık gördük. Cevdet Said'de bunların bir tanesi toplumsal değişim. Yani değişim. Diğerinin ise şiddet olduğunu gördük. Bu iki ana başlık altında incelediğimiz zaman bunların arasında bir ilişki var mı diye bunun üzerine yoğunlaştık. Bu yoğunlaştıktan sonra, okuduktan sonra bunların arasında ciddi bir ilişki kurdu. Üstadın da bu iki kavramı aslında birlikte kullandığı, yan yana kullandığı ve bu ilişkiden düşüncelerini bir nevi neşet ettiğini gördük biz. Biz de bu başlığa karar verdik. Toplumsal değişim ve şiddet ilişkisi. Tabii bu başlık yani İslam dünyasında Müslümanlarda toplumsal değişim ve şiddet ilişkisi idi. Toplumsal değişim sosyolojinin ana konularından bir tanesi. Hocamız da burada. Bu konu sosyoloji literatüründe çokça konuşulmuş, tartışılmış, kavramlar geliştirilmiş. Kavramı tanımlarsak toplumlar sürekli değişir. İyi yönde de değişebilir, kötü yönde de değişebilir. Toplumları değiştiren etmenler vardır. Birçok etmen vardır. Yani bugün günümüzde dijital sağ diyoruz değil mi? Yani toplumu, gençleri değiştiren en büyük etmen diyoruz. Üstadın çalıştığı, üzerinde durduğu aslında değişim, yani toplumu değişim dediğimiz şey
din üzerinden değişim. Yani dinin toplum üzerindeki değişimi nedir? Bizim de ele alacağımız konu bu olacak. İkincisi şiddet konusu. Şiddetin kavramına da baktığımız zaman birçok şiddet var. Yani üç başlık altında baktığımız zaman bir eylemsel şiddet var, dilsel şiddet var, bir de psikolojik şiddet var. Ya bu başlıklar altında birçok biz başlık üretebiliriz, ortaya çıkarabiliriz. Peki bu ikisi arasında nasıl bir ilişki var? Yani Cevdet Said'e göre bu ikisi arasında nasıl bir ilişki var? Toplumsal değişim kavramına baktığımız zaman Üstad bu konuda özellikle bildiğimiz gibi burada konuşmalar da geçti. Rad suresi 11. ayet-i kerimede Estaizu billah inna allaha la yugayru ma bi kavmin hatta yugayru ma bi enfusihim. Yani bir kavim, bir topluluk kendi nefsini değiştirmedikse Allah onları değiştirecek değildir. Bu düşüncesi bugün konuşuldu. Bunun üzerinde çok fazla durmayacağım. Diğer taraftan şiddet konusu da biraz önce hocamız da belirtti, şiddet. Peki benim üzerinde duracağım bunlar arasında nasıl bir ilişki var? Biraz onun üzerinde inşallah birkaç kelime söylemeye çalışacağız. Üstad'a göre Müslümanlar toplumu değiştirmek istiyorlar. Ve bunda da samimiler. İslam dünyası bu konuda gerçekten samimi. Yeri geldiği zaman canlarını verebiliyorlar. Mallarını verebiliyorlar. Bu uğurda çalışıyorlar. Bu anlamda, samimiyet anlamında, gayret anlamında herhangi bir problem yok. Problem yöntem konusunda. Müslümanlar samimiyetlerin yanında doğru bir metotla işe el atmıyorlar. Doğru bir metot benimsemiyorlar. Çünkü bunun için derinlemesine bir analiz lazım. Derinlemesine bu konuyu, Müslümanların problemlerini, Müslümanların incelemesi lazım. Bu da emek ister, gayret ister. Müslümanlar bu emek vermekten ziyade, derinlemesine düşünmekten ziyade, özellikle hamasi duygularla toplumu değiştirirken şiddete başvuruyorlar. Şiddetle kısa yoldan toplumu değiştirmek, dönüştürmek istiyorlar. Bu konuda Cevdet Said geçmiş peygamberlerden, bizim peygamberimizden örnekler veriyor. Örneğin şöyle bir tarihsel sıraya göre bakarsak onun eserlerindeki örneklere, örneğin Bakara suresinde Hazreti Adem'in yaratılışı olayında Allah-u Teala meleklerine ben işte insan halife yaratacağım dediği zaman meleklerin bildiğimiz gibi itirazı var. Biz hakkıyla kulluk edemiyor muyuz yeryüzünde? Bozgunculuk yapacak, kan dökecek. İşte halifeyi, insanı yaratacaksın dediği zaman Üstad burada çok orijinal bir fikir söyleyerek şunu söylüyor. Diyor ki melekler en büyük günahın, en büyük sıkıntının kan dökmek olduğunu bildikleri için ve onu gördükleri için bunu söylediler. Yeryüzündeki en büyük problemin de bu olacağını bildikleri veya gördükleri veya öngörebildikleri için bunu söylediler. Başka daha büyük bir günah olsaydı onu söyleyeceklerdi. Bunun üzerine Rabbimiz ne diyordu? Ayet-i Kerime'de diyordu ki şüphesiz ki ben sizin bilmediklerinizi bilirim. Üstad yine burada şöyle bir şey söylüyor, diyor ki orada da Allah-u Teala insanın bu özelliğinin, kan dökme özelliğini yenebileceği, aslında kan istese dökmeyeceğini, böyle bir donanımda yaratılacağını bildiği için Rabbimiz ben sizin bilmediklerinizi biliyorum. Yani insanın böyle bir meyli vardır, ancak insan yaratılışı donanımı açısından bunu rahatlıkla yenebilir. Diğer taraftan geldiğimiz zaman yine Adem'in oğlu Habil gibi ol kitaplar eserlerinden biri, yine Türkiye'de bilinen eserlerden bir tanesi. Ona da burada değinildi. Kısaca yine değinirsek, bildiğimiz gibi Habil ile Kabil kıssasında Habil, Kabil'e sen bana şiddet uygulasan da beni öldürsen de ben öldürmeyeceğim. Bunun üzerinden Üstad kitap yazıyor ve Müslümanların Habil'in mezhebini unuttuğunu, Kur'an'da Allah-u Teala'nın bu kıssaya boşu boşuna yer vermediğini, bunun üzerine derinlemesine düşünmemiz gerektiğini, tefekkür etmemiz gerektiğini,
Müslümanların bu konuda gayret etmeleri gerektiğini söylüyor. Ancak Müslümanlar yine bu Habil'in mezhebini unuttuklarından bahsediyor. Yine geldiğimiz zaman Efendimiz dönemine, Mekke döneminden bahsettik. Mekke döneminde bir olay var. Efendimizin yine bildiğimiz bir olay. Müşriklerle Müslümanlar tartıştığı zaman Abdurrahman Avf bir kemik alıyor, deve kemiğini. Tam vururken müşriklere Efendimiz gelip, ey Abdurrahman, yani sen bizi helak mı edeceksin? Çünkü oradan üstad yine düşüncelerini düşünmemizi istiyor ve düşüncelerini geliştiriyor. Diyor ki, çünkü eğer o kan dökülse müşriklere bir hak veya bir meşruiyet alanı doğacak. İşte Müslümanların o Mekke dönemindeki durumunu üstad şu an Müslümanların dünyadaki, Orta Doğu'nun şu an dünyadaki haline benzetiyor. Diyor ki, oradaki işte şiddet düşüncesinde Müslümanlar bugün şiddete başvurduğu zaman karşı tarafa bir meşruiyet hakkı doğacak. Bildiğimiz gibi Suriye olaylarına tartışıldığı zaman, medyada da tartışıldı, konuşuldu ama tam anlamıyla bu nokta anlaşılmadı. Çünkü Suriye olayında da muhalifler silaha başvurduğu zaman aynı zamanda karşı tarafa bir meşruiyet hakkı doğuyor. Siz güçsüz olduğunuz zaman karşı tarafın o meşru hakkını kullandığı zaman siz bunun altından kalkamıyorsunuz. Ve Müslümanlar bu girdap içerisinde dönüyor. Üstad bunu çok iyi analiz etmiş, çok iyi görmüş. Yine eserlerinde örneklerinden bir tanesi, Kur'an-ı Kerim'de geçen Firavun'la Hazreti Musa olayında, Hazreti Musa Firavun'a karşı konuştuğu zaman, düşüncelerini söylediği zaman, Firavun öldüreceğim diye tehdit ettiği zaman, Kur'an ifadesiyle Firavun ailesinden bir kişi şöyle dedi: siz Rabbim Allah diyen birisini mi öldüreceksiniz? Çünkü her dönemde iktidar ve muktedir veya diktatör dediğimiz, özellikle diktatör kişiler fikirlerden korkmuşlardır. Orada da Hazreti Musa'nın fikirlerinden korkuyor. Eğer fikirle baş edilmezse her tarafta her zaman öyle olmamış mıdır? Fikirle mukavemet edemeyenler şiddete başvururlar. Eğer fikriniz varsa, eğer fikriniz gerçekten de sağlamsa siz korkmazsınız. Karşı taraf güç kullanıyorsa fikrinin zayıf olmasından dolayıdır. Üstad diyor ki, bunu özellikle kendi hayatıyla burada beraber okumamız lazım aslında. Kendi en değerli noktalarından bir tanesi, bunu kendi hayatıyla da örnek bir şekilde ortaya koymuştur. Ve bu çok değerlidir, çok kıymetlidir. Ben tez çalışırken en çok etkileyen noktalardan bir tanesi buydu. Biraz önce askerdeki o olay da geçti. Yani komutanlara şey yapmaması, uymaması ve emri dinlememesi. Üstad diyor ki, bugün askerler, ondan sonra sivil toplum kuruluşları, işte atıyorum bürokraları, ne olursa olsun, biz bugün dersek iktidara ki yaptığım yanlış, biz buna uymuyoruz, o zaman sistemler zaten çökecek. Bunu da kendi hayatıyla özdeşleşmiştir aslında. Bazen üstadın fikirlerini tam anlamayanlar şöyle diyorlar, yani korktuğu için sanki böyle şiddete başvurmuyor. Değil, yani hayatına baktığımız zaman zindanlar, sürgünler, sıkıntılar, bu noktada bunu iyi anlatabilmemiz lazım. Belki panelin yine şeylerden bir tanesi, sonuçlardan bir tanesi, bu konuda daha fazla eğilmemiz, bu konuda daha iyi anlatabilmemiz gerekiyor. İnşallah panel buna ışık tutar diyelim. Diğer taraftan birkaç kelime de söylersek yine, bir savaş var Medine döneminde, aslında Seriye, Efendimiz Seriyeleri gönderiyor ve o Seriyelerin bir tanesi, bildiğimiz yine bir olay, Hazreti Usame tam savaş sırasında bir müşrik öldürecek, tam müşrik iman ettiğini söylüyor, kelime-i şehadet getiriyor ama yine Hazreti Usame onu öldürüyor. Bu olay Efendimiz'e geldiği zaman Efendimiz o kadar kınıyor ki Hazreti Usame'yi, Hazreti Usame diyor ki, dedim ki keşke bugünden sonra Müslüman olsaydım. Yani bu ana kadar Müslüman olmasaydım da bu olayı yaşamasaydım. Bugünden sonra Müslüman olsaydım diyor. Yine üstad bu olayı anlatırken, bir Müslümanın Müslümana hakkı haramdır. Yani bir kişi bir kişi öldüremez. Bunu bir grup da yapamaz. Biraz önce Elif Hocam da bahsetti.
Şiddet dediğimiz şey, öldürme dediğimiz şey ancak bir devlet yapar. Devlet de hukuklarıyla, kanunlarıyla yapar. Yani Mekke döneminde olduğu gibi, bugün İslam dünyasında gruplarda olduğu gibi, işte İslam dünyasında bugün şiddete başvurulduğu gibi, bu şekilde bir şiddet eylemi bizim fıkhımızda da, dinimizde de, İslam literatüründe de, peygamberlerin hayatında da, nebevi bir metotta da böyle bir uygulama yoktur. Buradan nebevi metoda gelirsek son olarak, Üstad bize nebevi metodu öncelememizi ve peygamberlerin hayatlarını iyi okumamızı, Efendimizin hayatını iyi okumamızı öneriyor. Çünkü Efendimizin hayatına baktığımız zaman savaş dediğimiz şey, şiddet dediğimiz şey en son çare. Hamidullah Hoca bir eserinde o kaynakları da var. İşte bütün savaşlarda, Efendimizin savaşlarında hem müşriklerden hem Müslümanlarda ölenlerin sayısını çıkarıyor. Çok, yani şu an hatırlamadım ama çok küçük bir rakam var yani. 252 değil mi hocam? Eyvallah hocam. 252 gibi bir rakam var. Bunu biz İslam dünyasına düşündüğümüz zaman, bizim işte atıyorum işte Daiş örneği, bir sürü geçmiş örneği baktığımız zaman bu örneklere, gerçekten de çok üzerinde düşünmemiz gereken bir konu. Bu konuyu çok iyi anlatmamız gerekiyor. Özetlersek, toplumsal değişim dediğimiz, Müslümanların değişim istemesi, dönüşüm istemesi gerçekten de güzel ve önemli bir şey. Ve Müslümanların üzerine vazife olan, yani dinin yüklediği bir misyon. Ancak bu misyonu Müslümanlar yaparken, bu vazifeyi yaparken metodu iyi belirlemesi lazım. Yöntemi iyi belirlemesi lazım. Çünkü yanlış bir metodla, yanlış bir yöntemle doğruya varılamaz. Üstad bunu söylüyor. Onun için Müslümanların derinlemesine düşünmesi, tefekkür etmesi, fikir üretmesi, çalışması, gayret etmesi ve bununla beraber Allah-u Teala'nın yardımının geleceğini bizlere söylüyor. Ben burada noktalayayım. Tekrar teşekkür ediyorum sizlere. Allah razı olsun. Teşekkürler. Sağ olun. Ben de teşekkür ediyorum hocaya. Murat Bey'in sunumu da tamamlayıcı oldu. Bir de şöyle bir sorumluluk alanı var. Müslümanların tarihi değiştirmeleri, ki bu toplumsal değişmenin bir sonucu olarak zaten yaşanmıştır. Müslümanların tarihi değiştirmeleri sadece Müslümanların lehine bir gelişme değildir hiçbir zaman. Bütün insanlığın lehine hep olmuştur. Bugün yeniden bu sorumluluğu üstlenmeyle ilgili aslında sadece Cevdet Said değil, ondan daha farklı düşünen pek çok Müslüman düşünür de belki bir sorumlulukta birleşme anlamında sıkça buna vurgu yapıyorlar idi. Ben tekrar teşekkür ediyorum hocamıza. Abdullah Temizkan Bey'in sunumuyla ilgili, evet, bir zannediyorum video kaydı var değil mi? Evet. Tamam, size zahmet, buyurun. Cevdet Said, ümmetin içerisinde bulunduğu kötü durumu tasvir ederken iki temel sorunu öne çıkarmaktadır. Bunlardan bir tanesi ilimsizlik ve alimsizlik problemi, diğeri ise Müslümanların fiziki ve toplumsal yasaları tespit etme gücünden mahrum olmalarıdır. Cevdet Said, söz konusu problemleri çözmekten aciz kalan Müslümanların daha kolay bir yolu seçtiğini ve şiddete meylettiğini düşünmektedir. Bu hususta çözüm önerisi sunan Cevdet Said, bu önerisini Kur'ani temeller üzerinde yapılandırmaktadır. Bunlardan ilki, yasa olarak adlandırdığı sünnetullah kavramıdır. İkincisi ise tavir, bir diğeri teshir ve sonuncusu ise afak ve enfüs kavramlarıdır. Buradan da anlaşılacağı üzere Cevdet Said çözümünü Kur'an-ı kavramlar üzerine bina etmiştir. Bunlardan ilki ve en önemlisi olan sünnetullah, Cenab-ı Hakk'ın kainattaki, evrendeki adetini ifade eden ilahi fiillerin
gidişatını anlatan sünnetullah kavramıdır. Cevdet Said bunları yasa olarak nitelemektedir. Aslında onun bu düşünceye sevk eden özellikle fiziki alemde cereyan eden bir takım ilkelerin, bir takım kaidelerin varoluşudur. Diğer taraftan aynı kaide ve kuralları toplumsal yaşamda da olduğunu belirtir. Ona göre Batılılar bu kuralları tespit etmiş ve sonuçta bilim ve teknik alanında ileri düzeye ulaşmışlardır. Müslümanlar ise bu yasaları tespit edemeyince onların gerisinde kalmıştır. Cevdet Said bu düşüncesini Ra'd suresi 11. ayet ile desteklemektedir. Ra'd suresi 11. ayette Cenab-ı Hak اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِكَوْمٍ hatta يُغَيِّرُ مَا بِاَنْفُسِهِمْ şeklinde buyurmaktadır. Yani bir toplum kendi içerisinde, kendi bünyesinde var olan şeyleri değiştirmedikçe Allah o toplumu değiştirmez. Cevdet Said buradaki ma bikavmin tabirini yani bir topluluğu ifade ettiğini söylüyor. Yani bu toplumsal olgulardan ibarettir. Kendi nefislerinde olarak zikrettiği ma bienfusihim'in ise topluma arız olabilecek bir takım durumları anlatmaktadır. Yani insanlar, toplumlar kendi özlerindeki bir takım problemleri çözmedikçe Cenab-ı Hak o toplumların sorunlarını çözmeyecektir. Nitekim Cenab-ı Hak teshir kavramıyla kainatı insanın emrine verdiğini ifade etmektedir. Bu teshirden yararlanmanın yani evreni, kainatı, toplumsal yasaları insanlara boyun eğdirmek hususunda yapılması gereken şeyin söz konusu yasaları işletmekle mümkün olabileceğini bize anlatmaktadır. Öte yandan Cenab-ı Hak Müslümanların çalışması neticesinde afak ve enfüste ayetlerini göstereceğini söylemektedir. Afak denilen şey ufukları ifade eder ve bu uzay alemine kadar yani uzay bilimlerine kadar gidebilecek bir noktayı ifade etmektedir. Diğer yandan enfüs ise Müslümanların iç dünyası yani psikolojik yapısını bize anlatmaktadır. Dolayısıyla Cevdet Said bu yasaların işletilmesi durumunda Cenab-ı Hakk'ın ayetlerini hem varlık aleminde hem insan dünyasında açığa çıkabileceğini ifade ediyor. Sonuç olarak Cevdet Said bize şunu söylemektedir. Yani insanlar iç dünyalarını değiştirebilirlerse Cenab-ı Hak onların toplumsal durumlarını da değiştirecektir. Tabi burada Cevdet Said'in bize sunmuş olduğu yasa düşüncesi bazı ilim adamları tarafından eleştiriye tabi tutulabilir. Bunlardan en önemlisi şudur. Özellikle Sünnetullah'ın yasa olarak isimlendirilmesi 19. yüzyıl ilim adamlarının bir çözümlemesidir. Bu ilim adamları özellikle pozitivist düşünceden etkilenerek yasa düşüncesiyle sünnetullahı özdeşleştirmişlerdir. Tabi bunun sebebi biraz da sebep-sonuç ilişkisini ifade eden determinist düşünceyle doğrudan ilişkilidir. Her ne kadar birebir bu yasa olarak isimlendirilmese bile aslında kıymetli bir takım ilkeleri ifade edecektir. Kıymetli konuklar, ikinci oturumda burada noktalanmış oldu. Başta Mahmut Hakkı Hocama, Murat Hocama, Elif Hanım'a ve Abdullah Hocamıza teşekkür ederiz.
Ben de saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, değerli panelistler ve protokol üyeleri, Cevdet Said'in Fikri Mirası başlıklı panelimiz burada sona erecek birazdan. Cevdet Said'in de dediği gibi çözüm yolu anlamaktır. Çözüm insanı ve tarihi sağlam bir idrakle anlamamızdır. Bizler de inşallah onun fikri mirasını sağlam bir zeminde, tefekkürde anlayanlardan oluruz. Allah-u Teala mütefekkir Cevdet Said'e gani gani rahmet eylesin. Mekan-ı cennet, makamı âli olsun. Vefatı sonrasında gösterilen sıcak alakanın, onun derin fikirlerinin daha iyi kavranmasına ve yüksek bedeller ödemeye mahal kalmadan vesile olmasını niyaz ediyorum. Programın içerik ve uygulama süreçlerinde desteğini esirgemeyen Profesör Doktor Fethi Güngör hocamıza, yine Profesör Doktor Mahmut Hakkı Akın hocamıza, İsmail Mansur Özdemir beyefendiye, Kafkas Vakfı ailesine ve Üsküdar Belediyesi ailesine şükranlarımı ve iyi niyetlerimi sunmak isterim. Hayırlı akşamlar dilerim. Son konuşmalarını yapmak üzere de Fethi hocam ben kapanış konuşması için kürsüye davet ediyorum. Sağ olun, var olun. Selamun Aleyküm. Sizi epeyce gördük. Aslında bir kapanış konuşması yerine bir aile fotoğrafı çektirelim. Kıymetli tebliğcilerimize küçük birer hediyemiz var. Cevdet Said'in kitaplarından değerlendiğimiz birer buket burada takdim etmek istiyoruz. Onun için bu kadarla yetinelim. Ben Cevdet Hocam'ı daha yakından tanıdığım için çok mutlu oldum. Çünkü bilmek yeterli değil. Bilen çok insanımız var ama bu kadar sade, bu kadar ahlaklı, bu kadar dürüst bir hayatı, bir şahsiyeti ortaya koymak çok az insana nasip olur. Yani Müslümanı, Müslüman olmayanı, bütün insanlara örnek. Yani üç kuruşluk dünya menfaati için olmadık hatalara bile bile sürüklenen koca koca insanları görünce bir de gözünün ucuyla bile dönüp tenezzül etmeyen Cevdet Said'i görünce yani bir insan bu kadar mı büyüyebilir? Allah ne kadar yüksek bir kapasite koymuş bu insana diye şükrediyor, hayret ediyor. Ben şahsen çok mutlu oldum. Yanında mütercimi olarak, yaver olarak bulunduğundan dolayı büyük şeref buldum. Allah razı olsun. Var olun bu zamana kadar, son ana kadar sabırla dinlemeye devam ettiniz kıymetli hazirum. Şimdi tebliğcileri, oturum başkanlarını, efendim kanadeleri kürsüye davet ediyorum. Buyurun bir aile fotoğrafı çekinelim, hediyelerinizi takdim edelim. Ondan sonra artık bu oturumu kapatalım. İnşallah vefat yıl dönümünde yeni bir etkinlikle, o zamana kadar başka etkinlikler de olacaktır ama ve belki de bu enstitü vakıf fikrinin somut bir gelişmesiyle inşallah tekrar karşınızda oluruz. Selamun aleyküm.